Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel tunç tekniğiyle yapılmış bir örgü modeli yapımı paylaşacağım. Modelimizi hazırlarken ben şöyle kar topunun bebe ününü kullanacağım. Modelimizin yapımında 3 numarada tunç tığı kullanacağım. 3,5 da tercih edebilirsiniz. İkisiyle de oluyor arkadaşlar. Bu ipi alırsanız eğer ya da farklı bebe ünleri. Bu modelden yelek yapabilirsiniz. Battaniye yapımında kullanabilirsiniz. Farklı ipler tercih ederek tabii ki. Evet, şimdi modelime başlayacağım. Modelimize başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek verirseniz çok sevinirim. Aynı zamanda arkadaşlarınızla paylaşarak, yorum yazarak videomun daha büyük kitlelere ulaşmasına vesile olursanız da çok mutlu olurum arkadaşlar. Şimdi modelimizin yapımına başlayalım. Evet, modelimin yapımına zincirimi çekerek başlıyorum şöyle. İstediğiniz boyutta zincir çekebilirsiniz. Çift sayılar üzerine yaptığınızda modeliniz tam denk geliyor arkadaşlar. Örneğin battaniye yapacaksınız. 1 metre uzunluğunda zincir çekerek üzerine modelinizi kurabilirsiniz. Evet, bu kadar size anlatmam için yeterli. Şimdi zincirimi çektikten sonra her bir zincirin içerisinden bir tane ilmek çıkartarak bu şekilde ilmeklerimi hazırlıyorum. İlk sıramız bu şekilde oluyor. Zaten biliyorsunuz birçok tunus işi tekniğinde ilk sırası aynı mantıkla başlıyor. Evet. Şimdi ilmeklerimizi hazırladık. Ben şöyle size 18 ilmek üzerinden anlatacağım. Önce bir, daha sonra iki iki çekerek sıramın başına kadar gidiyorum. Ben 3 renk kullanacağım. Bu modelde istediğiniz kadar renk kullanabilirsiniz. Tek renk üzerine de yapabilirsiniz. Evet, şimdi isterseniz rengimizi değiştirelim. Burada hemen pembe ipimi aldım. Evet, pardon, şöyle elimden düşürdüm. Bu şekilde rengimi değiştirdim. Daha sonra hemen şöyle bir işlem yapıyoruz arkadaşlar. Sıradaki iki tane ilmeğimi şu pembeyi de şuradan atlatıyorum ki şöyle kaybedeyim. İki ilmeğimi beraber ördüm. Daha sonra ilk ilmeğimi tekrar ördüm. Devam ediyorum. Bir sonrakinde iki ilmeği birlikte ördüm önce. Birinci ilmeği tekrar ördüm. Sıradaki iki taneyi beraber ördüm. Bu şekilde birinci ilmeğimi tekrar ördüm. Sıramın sonuna kadar aynı şekilde devam ediyorum. Evet, şimdi sıramın sonuna geldim. Son bir tane ilmeğim var. Bu benim kenar ilmeğim. Bunu da düz olarak ördüm ve sıramı tamamlamış oldum. Şimdi her zaman yapmış olduğumuz gibi ilk ilmeğimi tek olarak, daha sonraki tüm ilmeklerimi böyle iki iki çekerek sıramın başına kadar geliyorum.
İsterseniz sıranızı iki sıraya bir değiştirebilirsiniz. İsterseniz her sırada farklı renk yapabilirsiniz. Ben şimdi tekrar rengimi değiştireceğim. Ara ara da iki sıraya bir değiştireceğim. Siz nasıl yapmak isterseniz. Hemen şöyle rengimi değiştiriyorum. Şimdi modelimde dikkat etmem gereken şu arkadaşlar. Hemen şu ipimi yine şöyle atlattım. Şimdi hemen ilk ikinciyi şöyle bağlamadığım için siz bunu bağlayarak yapın arkadaşlar. Hemen ilk ilmeğimi düz olarak ördüm tek başına. Bu şekilde düz olarak ördüm. Şimdi bu aradakileri yani sıramızın birinde hemen ilk iki taneyi yapmıştık. Şimdi bu şekilde ördüğümüzde model aralara denk geliyor. Modelimizin püf noktası bu. Bakın bir tane kenar ilmeğimi ördüm. Ardından bir tane tek ördüm. Şimdi bu iki taneyi ördüm. Ve ilk ilmeğimi tekrar ördüm. Sıradaki iki ilmeği birlikte ördüm. İlk ilmeğimi tekrar ördüm. Sıradaki ikiyi beraber ördüm. İlk ilmeğimi tekrar ördüm. Bakın bu şekilde modeller buralarda tam ortalarına denk gelmiş oluyor. Tek dikkat etmemiz gereken şey bu arkadaşlar. Evet, bakın böyle yaptığımız için sıramızın sonunda kenar ilmekten önce bir tane daha ilmeğim var. Onu düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm ve şimdi geri dönüyorum. Bakın modelim ortaya çıkmaya başladı. İlk ilmeğimi tek olarak diğerlerini ikişer ikişer çekerek başa kadar geliyorum. Evet, şimdi burada tekrar rengimi değiştiriyorum. Yeniden beyaz ipimi aldım. Bu şekilde. Şimdi yine ilk yaptığımız gibi yapacağız. Hiçbir tane en başta şöyle anlatamadım. Kenar ilmeğimden sonra tek olarak örmeyeceğim. Direkt iki ilmek alıyorum. Sonra ilkini tekrar ördüm. Böyle yaptığımızda yani sıramızın birinde kenar ilmekten sonra bir tane düz örüyoruz. Diğerini de örmüyoruz. Direkt modelimizi yapıyoruz. Bu şekilde modelimiz ara kısımlara denk gelmiş oluyor hep ve doğru oluyor. Eğer bu şekilde yapmazsak modelimiz yanlış olur arkadaşlar. Buna dikkat etmeye çalışalım. Evet, son ilmeğimi de bu şekilde ördüm ve sıramı tamamladım. Yine ilk ilmeğimi tek olarak diğer ilmeklerimi iki iki çekerek böyle sıramın başına kadar geliyorum. Çok kolay bir model arkadaşlar. Çok da keyifli bir yapılışı var. Zaten birkaç sıra yaptıktan sonra hani hemen anlıyorsunuz model kendini gösteriyor. Bakın modelim ortaya çıktı. Şimdi mesela ne yapacağım? İlkini tek olarak öreceğim. Bakın çok belirgin duruyor zaten. Sıradaki ikiyi beraber örüp ilk ilmeği tekrar öreceğim. Böylece modelim yine ortaya denk gelmiş oldu. Aynı şekilde ilerleyerek devam ediyor. Ben daha büyük bir parçanın üzerinde hazırlayıp size göstereyim arkadaşlar. Evet, bakın ben böyle renk renk yaptım ve renklerimi bazı sıralarda iki sıra yaptım. Bazı kısımlarında tek sıra olarak yaptım. Böyle farklı bir görünüm ortaya çıktı. Modelimin arka kısmını görün. Bu şekilde gayet temiz battaniye yaparsanız ayrıca çok fazla toparlanma yapmıyor arkadaşlar. Tabii ki siz yine de taban kısmında birkaç sıra lastik örebilirsiniz ya da daha sonradan tığlama işlemiyle o şekilde kenar kısmını yapabilirsiniz arkadaşlar. Modelimin görünümü bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere.
Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.